şöyle. Böyle. Oh. Gül. Kız bu ne? Sahne mi alacağım ben ya? Ben giymem bunları. Giymezsen giyme. Biz giyiyoruz yani onu. Ablanla. Kırmış mıyım ben gülümü? Eşek miymişim ben? Öp. Buradan da. Ay kız. Ay bir bak, ben fikir geldi. Ya şu Barış Bey'in bir terzisi vardı ya hani. Hani sana bir şeyler dikti falan, böyle kıyafet dikti. Muzo Bey. Heh, Muzo Bey. Ya biz bu elbiselerin fotoğraflarını falan çekelim, atalım ona. Ne bileyim, bir danışırsın. Ya bir kombin mombin yapar, bize bir öneride bulunur falan. Nasıl? Aferin kız. Nereden geldi aklıma? İşte ben. Al bakayım şu telefonu. Tut. Aa, ben de bunu üstüme tutayım. Hadi çek, çek fotoğrafını. Tut öyle tut. Heh. Şimdi. Çektim. Tamam. Diğeri. Böyle, böyle mi? Ha, öyle, öyle, öyle. Böyle, böyle mi? Yukarıda şurada tut. Böyle, bir dakika şöyle tut. Tamam. Siz yine hı yap. Çekiyorum. Çektim. Tamam, değiştir. Aman tanrım. Gözlerimi işkence etmek için mi gönderdi bunları? Alo. Rüküşlük Müzesi'nden mi arıyorsunuz? Yo, Aslı ben, Muza Bey. Biliyorum. 80'lerde donmuşsun. Ne dediniz? Ne diyebilirim ki? Dilim tutuldu, konuşamıyorum. Gözlerim yandı çirkinlikten. Kör oldum. Ay, amma ezdi kız. Derhal o giysileri yakıp hemen mabedime geliyorsun. Size mi? Yok. Şimdi siz bana nasıl bir şey giymem gerektiğini söyleyin, ben halledeyim onu. Söylesem ne olacak? 10.000 lira verip alacak mısın? Oha! 10.000 lira elbise mi var ya? 2.000 liraya kalem var kızım. Ay doğru. Sizin şoklanmanızı dinleyemem. Bak filozof kız. Barış seni görünce estetik yetmezliğinden ölmesini istemiyorsan derhal buraya gel. Gelmeden önce de o bütün o elbiseleri üstüne benzin dök yak. Öyle gel. Gel demesi kolay. Parası ne olacak? Vallahi ben parasını marasını bilmem de. Sen gitmezsen bu adam var ya seni böyle ikiye katlar, üçe böler, böyle bir şeyler yapar, katlar, böler, çarpar, çıkarır, keser yani seni. Hmm. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Ortam bayağı iyi gözüküyor. Barış Bey'e bak. İlah gibi olmuş. Teyzelerim. Altın kızlar gibisiniz. Işıldıyorsunuz resmen. Sen de çok yakışıklısın. Ah yakıyorsun canım yeğenim. Ama bence bugün övgüyü Hakan hak ediyor. Yani kulüpte kesin bir dert çıkaracaksın diye düşünmüştüm Hakan ama şaşırttın beni. Anlat bakalım nasıl buldunuz kızı? Teo abi anlatsın. O daha güzel anlatır. Patron, kurtulduk. Kesin mi Teo? Bulduk mu kızı? Yani kazayı artık onun yaptığını ispatlayabiliyor muyuz? Yapacağız, yapacağız patron. Hepsini yapacağız. Sadece bana bu akşama kadar müsaade et. Ben kafamda bir sağlamasını yapayım, sonra halledeceğiz hepsini. Tamam, o kadar bekledik. Birkaç saat daha bekleriz. Yalnız benim sana bir şey sormam lazım. Onu bir konuşalım mı bir seninle?
Teyzelerim, izninizle. Müsaadenizle. Çok uğraştım Teo, hakkını ödeyemem. Çok sağ ol. Yok, dur bakalım. Şimdi kızı nasıl bulduğumu öğrenince bütün bu övgülerini geri alabilirsin. Şey yapma. O ne demek şimdi? Yok, ben kanıtı göstermeden bir şey anlatmayacağım şimdi. Şey yaparız onu sonra. İyi, tamam. Sen ne diyecektin? Ha, şeyi Aslı'yı soracağım ya. Arabaların peşine düşmüş yine. Hallettik onu. Dönüyor işe. Ha, iyi, güzel. Buraya gelmiyor ama değil mi? Hakan Hakan sıkıntı olmasın ha. Sorma Teo. Teknedeyiz diye davet etmiştim ama Allah'tan gelemiyor. Ailesi izin vermezmiş. Ha. Aa, Aslı arıyor. Alo Aslı. Alo Şirin. Ben marinaya geldim ama teknede kimse yok. Davet iptal mi oldu? Ay sen istifa etmemiş miydin? Şey etmiştim. Ama patron davet etti. Ay çok sevindim. Ama şey mekan değişti. Dur dur ben sana hemen konum atıyorum. Kapatıyorum. Aslı mı geliyor? Evet, işe de geri dönmüş. Ya ben çok seviyorum o kızı. Sevindim vallahi. Ben de sana geliyordum. İlayda, seni tebrik etmem lazım. Hem bu davet fikri için hem de yeri değiştirmiş olmamıza rağmen gerçekten her şey kusursuz gözüküyor. İşte buna çok sevindim. Çünkü her şeyin kusursuz olması için o kadar uğraştım ki. Şu konuşmamızın üzerinden bir geçelim mi? İlayda, ben sevmiyorum öyle şeyleri. Sen yaparsın konuşmayı. Hem daha keyifli dinler herkes. Sen konuşmayacak mısın yani? Yok, ben ortağımla ilk dansı yapacağım. Ne dersin? Olur. Tamam, sevdim bu fikri. Barış'la ben bu ortaklığın hayalini çok önceden kurmuştuk. Fakültenin en başarılı öğrencisi olduğumuz yıllarda. Şu anda bu hayalimizi gerçekleştirdik ve sizlerle bu anı paylaştığımız için çok mutluyuz. Ay inşallah bu olayı kazasız belasız atlatırız. Öf abla ya, mahvolduk, tükendik vallahi. Ya asıl tükenen Barış. Yani bu olay açığa çıkacak olsa biz değil Barış girecek hapse. Aman. O mafya bozuntuları aradan çıksaydı bunlar hiç başımıza gelmeyecekti zaten. Ya bir de kızın halası var. Halası da klasik arabaları takip ediyor. Yakında uluslararası alanda ismi saygınlıkla eşdeğer bir firma olacağız. Şu arkadaki kız Aslı değil mi? Bak bakayım. Dokunma, dokunma. Kırılır kalbim, dokunma. Kırma, kırma. Seven kalbimi. Ben artık sözü daha fazla uzatıp sizleri de sıkmayayım. Kahretsin teyzem. Ve buraya sahneye sevgili ortağımı davet edeyim ve ilk dansımızı yapalım. Dokunma, ben yaralı bir gönülüm. Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış. Aslı. Bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş. Gelmeyeceğini söylemiştim. Evet. Ama iyi ki gelmişim. Bazı şeyler öğrenmiş oldum. Ne gibi? Şu an onlar sizin teyzeleriniz mi?
Evet. İstemeden konuşmalarına kulak misafiri oldum. Ne duydun peki? Barış Bey. Barış Bey, başınız beladaymış. Mafya hala peşinizdeymiş. O Nisan Hanım'ın kocası değil mi? Hani adamları bana da bulaşmıştı. Sen buna mı kızdın? Kızmadım Barış Bey, endişelendim. Ya o manyaklar ya bir şey yaparsa? Ya size zarar verirlerse? Ya da bana? O konu kapandı demiştiniz Barış Bey. Selam Teo. Selam Ateş Böceği. Ne güzel olmuşsun ya, ateş ediyorsun ha. Vallahi. Teşekkür ederim. Sıtıka, Barış nerede? Göremiyorum İlayda Hanım. Sıtıka, saksı gibi kaldım burada. Bul çabuk şunu. Tamam, tamam. Nihayet. Benimle dans eder misin? Sen nereden çıktın ya? Tabii ki hayır. Çık. Teo, burası mayın tarlası. Aslı'yı hemen göndermemiz lazım. Patron, ne deyip göndereceğiz ya? Bilmiyorum ki. Tamam. Ben kona göç hallederiz o mevzuyu, sen merak etme. Ben zaten hep onun yanındayım bu gece. Halledeceğim ben, sen rahat ol. İlayda seni bekliyor, hadi dans edeceğim. Of. Ben ne yaptım ya? Bir sorun mu vardı ya? Ha? Yok ya, işle ilgili bir mevzu vardı, onu şey yaptık. Ben bir şey söylemeyi unutmuştum da. Barış, neredesin? Rezil oldun. Kusura bakma. Beklenmedik bir şey oldu. Olsun, önemli değil. Ne kadar büyülü bir gün değil mi Barış? Burada seninle eski günlerdeki gibi dans ediyoruz. Arkadaşlarımız etrafımızda. Hani sadece müvekkillerimiz gelecekti? Fakülte tayfasını da çağırmışsın. Onları da görmek istedim burada. Hem ben çok özlüyorum o günleri. Ay, pek de yakışıyorlar. Hiç de yakışmıyorlar. Neden yakışmasınlar ya? Birbirine denk, mazisi olan iki güzel insan. Ha niye yakışmasınlar yani? Çünkü İlayda'nın ruhu tuz ruhu gibi. Böyle insanın içini yakıyor. Kaçak. Ne oluyor ya, işi bırakmalar bir şeyler? Boş ver ya, döndüm işte. Ya insan işi bırakıp giderken bir arayıp sormaz mı ya? Ben vallahi gönül koydum sana, ha söyleyeyim yani. Kusura bakma, haklısın. Bak sen artık bu kalısın. Yok öyle gitmek bitmek filan, tamam mı? Tamam. Hı. Ben gelmese miydim acaba ya? Patron rahatsız oldu sanki. Allah Allah, niye ya? Kendi çağırmadı mı zaten seni? Yani ne bileyim işte, yüzüme bakmayınca. Ha yok yok, o seninle alakalı bir şey değil. Şey o, ben dedim ya, işle alakalı bir sıkıntı var diyor. O yani, sen değilsin. Sıkıntı yok. O meşhur bahar partimizde ne güzel sürprizler hazırlamıştın bana. Yine aynı şeyleri bekliyorum senden. İlayda. Şşş, tanımıyorum seni. Sen gizli kapaklı bir şeyler çeviriyorsun yine. İlayda, ne sürprizi? Ortağız biz. Hadi biraz konuklarımızla ilgilenelim. Sustun. Ne diyeyim? Vallahi nasıl bu hale geldin onu da mesela. Çok güzel olmuşsun ya. Sağ ol da. Ya Muzo Bey'in işi. Giydirdi beni, zorla kuaföre götürdü falan. Vallahi kendimi kılık değiştirmiş ajan gibi hissediyorum.
Olsun sen alış buna alış. Allah çok güzel olmuşsun ya. Sen şoförsün diye erkek gibi takılmak zorunda mısın yani? Kim? Ne? Ben. Sen. Şoför. Erkeksi. Genç bir kız şoför ve erkeksi. Ya hiç alaka yok hakikaten ha. Abi bunu bir yerden hatırlıyor musun? 300 500 500 500. Ya Hakan oğlum senin ne işin var lan burada? Hakan bizim Hakan. Ya niye herkes bugün bana böyle söylüyor? Ben hem Barış Bukan'ın kuzeniyim hem de bu ev benim evim. Bu partide olmak benim de en doğal hakkım yani. Peki sen kimsin prenses? Hakan ben o prensesle tam bir şey konuşuyordum sen araya girdin abiciğim. Tamam aldım mesajı çıktık yani. Peki o zaman siz konuşun. Devam edin. Hadi bakalım. Ne? Ne konuşuyorduk Özel? Efendim? Diyocuğum nasılsın? Aa, çok iyi gördüm seni. İyisin iyisin. Bu güzel kız kim bakalım? Teyze Hanım ben tam o güzel kıza bir şey soruyordum siz geldiniz. Sor çocuğum. Sor ne soruyordum merak ettim. Yok ben ona özel bir şey soruyordum. Siz araya girdiniz. Ne tatlıymış teyzesi. Çok çok bal ya çok tatlı kadın yemin ederim. Barış'cığım sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Ne bekliyordun ki? Onca kıymetli konuğu varken şoförüyle mi vakit geçirecekti? Bir yüzüme de mi bakamazdı? Ben de konuğum burada. Ya ne olur ben de sizinle takılayım ya Teo abi. Bu İlayda Taş'ın aslanı yapıştı peşime bırakmıyor. Nefes aldırmıyor bana. Hem ben de sizinle burada dursam ne olacak ki yani? Ah Teo'cum Hakan sizinle mi? Bir sorun yok değil mi canım? Kimseyi zehirlemedi, içkisine ilaç atmadı. Hiçbir problem yok. Ah teyze hanım gel sen de gel hepiniz gel. Aslı biz seninle hiç dans ettik mi ya? Biz seninle hiç dans etmedik değil mi bugüne kadar? Gel bir sene de. Hadi hoşçakalın. Gel bir sene dans edelim. Gel 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 gel. Teo yavaş. Ya bu nasıl dansa götürmek? Teo suyuyla organik. Gel. Allah aşkına Teo ya. Öf, ne biçim koşturuyorsun öyle sersem, sersem gibi oldum valla. Ha. Ben biraz heyecan yaptım da herhalde o yüzden öyle oldu ya. Pardon. Teo boş ver dansı falan ya. Ben sıkıldım zaten. Evime gideceğim ben. Vallahi mi? İyi hadi bırakayım ben seni hadi. Bana bak. Ha. Sen benden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Efendim? Bak geldiğimden beri bir tuhafsın zaten. Oradan oraya koşturdun beni, kenara çektin, kimseyle konuşturmadın. Sıkıldım ben ya. Hem patron da yüzüme bakmadı zaten. O söylen mi çağırmış nedir? Ben eve gidiyorum ya. Benimle dans eder misin? Thank you.
çok mu sıktık seni? Ne bileyim. Ben pek alışkın değilim böyle şeylere. Nasıl şeyler? Yani işte böyle süslü püslü şaşalı şeyler. Sizin ortaklık kutlamanız böyleyse evlenseniz bir de. Bir de evlensek. Aman neyse canım. Aslı. Evet. Ben usulen kimseyi çağırmak zorunda değilim. Eğer senin gelmeni istemeseydim o daveti sana vermezdim. Daha aslanım. Maalesef İlayda Hanım. Ay ne oldu, astım krizi falan mı tuttu? Ay ne astım abla, kıskançlık krizi tuttu bunun. Şu sahneye baksana. Aa. Dans da edebiliyor musun? Niye şaşırdınız? Şoförüm diye şanzımanla doğmadım ya Barış Bey. Sizin kadar pratik yapmasam da kendi çapımda idare ederim. Her şeye verilecek bir cevabın da var değil mi? Peki bu senin dik başlığını nasıl törpüleyeceğiz biz? Cevabını istemediğiniz soruları sormayın siz de o zaman. İstifa mı edersin? Yok da işte böyle oluyor sonra. Olsun bakalım. Geri mi dönmüş? Maalesef İlayda Hanım. Ya kim bu kız? Nasıl yani? Siz bu kızı tanımıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Tanımam mı gerekiyor? Bu kız var ya tam bir zengin koca avcısı. Üstelik böyle bu merak gibi bir şey. Böyle işte atıyoruz atıyoruz geri dönüyor. Evet. Demek ki başarılı bir avukat ki Barış'cığım onu hep geri alıyor. Ne? Avukat mı? Ne avukatı? Bu kız kim biliyor musunuz siz? Bu kız Barış'ın özel şoförü. Şoför. Ne? Bu kız şoför mü? Evet efendim, şoför. Tam anlamıyla bir şoför. Aa, böyle şoför mü olur canım? Olmaz tabii. Böyle şoför mü olur? Şu üstündeki kıyafete takılara bakar mısınız? Bir şoför maaşıyla bunlar alınabilir mi? Kesin Barış makancayı taktı bu kız. Ay nasıl yani? Barış bu kızla mı beraber? Ay lütfen rica edeceğim yani Barış bu kadar seviyesiz olabilir mi? Ama bu kız bir şekilde Barış'ı sömürüyor. Kesin. Bu kadar güzel kız. Zeki avukat Barış'ı mı sömürüyor? Barış sizi seviyordur değil mi? Handan Hanımcığım. Ay tabii ki seviyordur. Biz onun anne yarılarıyız. Peki anne yarısı olarak sizin bu kızdan niye haberiniz yok? Hı? Sizce de biraz garip değil mi? Neyse ben konuklarımla ilgileneyim. Yürü. Hiç garip değil. Garip Handan, sence bile garip. Ay evet abla ya, garip tabii. Ama Barış'ım sen böyle bir şeyi neden saklasın ki? E neden olduğu belli. Görmüyor musun hallerini? Ay çok tatlılar.
Şuna bak ya. Lanet gibi yapıştı gitmiyor kız. Hayır ben anlamıyorum. Bu kız da bu kadar vazgeçilmeyecek. Ne olabilir? Biraz hafife almışız İlayda Hanım. Artık daha büyük hamlelerin zamanıdır. Resmen gecemi elimden çaldı. Çıldıracağım ya. Hiç çıldırmayın. Kayınvalideniz bu işe el koyacak. Nasıl yani? Benim yapamadığımı onlar mı yapacaklar? Evet. Teyzelik hakkıyla. Hiçbir erkek onu büyüten kadına karşı koyamaz. Öyle mi diyorsun? Bekleyin ve görün. Benimle tek şarkı dans etmişti. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ben bir şeye gideyim o zaman. Patron, ben ateş böceğini eve bırakayım artık. Ne dedin? Aslı'yı diyorum eve götürmenin vakti geldi. Çok dikkat çektiniz patron. Tamam tamam. Aslı bir kendine gel ya. Aklını başına topla ya. Alt tarafı dans ettiniz. Büyütme bu kadar. Misiniz? Evet, siz de teyzesi oluyorsunuz galiba. Tanışamadık, ben Aslı. Ah canım benim. Ben de ama sevimli olan teyzesi, tatlı olan. Gel gel oturalım şöyle. Otur otur. Ay biliyor musun? Ben bu araba kullanmasını hiç beceremiyorum. Yani bu erkekler her şeyi kendileri biliyor, kendileri yapacak. Bir de çok sinirli oluyorlar, yani hiç öğretemiyorlar. Kızıyorlar hep. Rica etsem sen bana öğretebilir misin? Hem Barış'a da sürpriz olur. Yaparsın değil mi? Vallahi övünmek gibi olmasın da ben çok iyi öğretirim. Yani mahalledeki bütün kadınlara ben öğrettim neredeyse. Hiç sinirlenmem. İyi o zaman. Hadi hemen yaz numaramı. Tamam. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu gizli tamam mı? Aramızda. Yani kimsenin haberi olmasın. Şöyle havalı bir giriş yapayım. Barış ve ablama da sürpriz olsun. Tamam, ben de. Siz yazın numaranızı. Tamam. Ateş böcek. Merhaba. Ne oldu da ya? Bir şey mi oldu? Yok, şey gideceksen ben seni bırakayım diye geldim de. Ha, olur. Olur, gidelim hadi. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Hadi bakalım. Devam bir şey soracağım sana. Hani sen bu kızla böyle özel özel bir şeyler konuşuyordun ya. Aranızda bir şey yok değil mi? Yok yok teyzenim daha neler ya. Nereden çıkardınız onu? Yok öyle bir şey. Yok ya siz olayı çok komple yanlış anlamışsınız yani. Hiç öyle bir durum değil. Ay tamam o zaman. Hadi koş. Bekletme kızı o zaman. Tamam hadi hadi görüşürüz. Hadi. Ateş böceği. Hah geldim hadi. Hoş geldin. Seni de eğlencemden ettim. Kusura bakma ya. Yok ya vallahi bana yetti zaten de. Sen teyze hanımla ne konuşuyordun orada? Söylemem. Sır. Sır. Yalnız teyze hanımla sır olmaz ha. Ben sana diyeyim bütün dünya duyar yani. Hadi. Müzik